Hayat ve Eğitim kanalından herkese merhabalar. Türk sinemasının bir dönem jönü olan Mesut Engin, sefalet içinde hayata veda etti. İşte ünlü oyuncu Mesut Engin'in yükselişten çöküşe geçen hayatı. Mesut Engin, Ses Dergisi'nin düzenlediği güzellik yarışmasında kral seçilip Yeşilçam'a adım attı. O yıllarda tüm genç kızların hayallerini süslüyordu. Takvimler 1973 yılını gösteriyordu. Mesut Engin, Türk sinemasına birçok yıldız oyuncu armağan eden Ses Dergisi'nin düzenlendiği yarışmayı kazanarak Yeşilçam'a adım attı. Hem oyunculuk yapıyordu hem de mankenlik ve foto modellik. Bebek yüzüyle tüm genç kızların gözdesiydi, aynı zamanda çok da iyi para kazanıyordu. Otellerin kral dairelerinde kalabiliyordu ama 1976 yılında geçirdiği trafik kazası onun için sonun başlangıcı oldu. Geçirdiği trafik kazasından sonra sağ el bileğinin sinirleri kesildi. 1953 doğumlu Engin bu olay olduğunda henüz 23 yaşındaydı. Yaşadıklarını kaldıramadı, hayata küstü ve alkole sığındı. Birkaç yıl sonra hayatında bazı şeyler yoluna girer gibi oldu. 30 yaşına geldiğinde İstanbul'un tanınmış ailelerinden birinin kızı olan Asiye, genç Ağoğlu ile nişanlandı. Güzellik salonu işletmeye başladı. Ama onun asıl hayali sinemaydı. Kötü günlerinde sinema dünyasındaki kimseden destek görmedi. Kopkoyu bir bunalıma düştü Mesut Engin. Kendini tamamen alkolün kollarına bıraktı. Hem işini hem şöhretini bitirdi. Girdiği bunalımdan bir türlü çıkamayan Engin, kendini tamamen alkolün yaşattığı yalancı mutluluğa bıraktı. Akli dengesini yitirdi ve artık sokaklara düşmüştü. Bir zamanların ünlü paylaşılmayan oyuncusu Mesut Engin artık İzmir'de ağaçlı yolda minibüs duraklarına banklarda uyumaya başlamıştı. Çevredekilerin dede diye hitap ettiği Mesut Engin kendisine sunulan yiyecekleri de geri çeviriyordu. 2003 yılında alkol bağımlılığından kurtuldu. Sonra İstanbul'a geldi Engin. Karayolları çalışanlarının desteğiyle yaşamını sürdürdü. Daha sonra ise Beyoğlu sokaklarında yatıp kalkmaya devam etti. Tiyatro sanatçıları Mehmet Esen ve Mustafa Turan onu Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde bitkin bir halde bulundu. Bir zamanların ünlü aktörü Mesut Engin'e İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kayışdağ Darül Ceze Müdürlüğü kapılarını açtı. Engin 720 kişinin yaşadığı Kayışdağ Darül Ceze'ye yerleştirildi. Yeşilçam'ın kral ünvanlı oyuncusu Mesut Engin 58 yaşında hayatını kaybetti. Yeşilçam'ın kral lakaplı jönü Engin, ismi gibi mesut bir hayat süremese de bu hayattan göçmüş diğer sinema yıldızları gibi hayallerimizde yer bulacak. 1973 Ses Dergisi yarışması birincisi genç kızların yeni gözdesi. Videomuzun burada sonuna geldik. Bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.